Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videoda Chiliz'in teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Chiliz'le alakalı bir video çekmiştik. Ve bakın biz videoyu çekerken aşağı yukarı 0,23 seviyelerindeydik. Ve dostlar yakın zaman içerisinde buradaki direnç noktası destek olarak alınıp yönümüzün de yukarı doğru olduğunu belirtmiştik. Nitekim bu şekilde işler gerçekleşti. Beklediğimiz senaryoyla karşı karşıyayız. Şimdi de bu senaryo artık nasıl devam edebilir? Bizi ne gibi bir senaryo bekliyor? Bunları tartışacağız. Teknik analizini gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce belirtmem gerekiyor ki bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmiyor arkadaşlar. Kimseye al sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz sevgili dostlar. Ayrıca sizlerden ricam insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar arkadaşlar. Sizlerden önemli rica ediyorum videolara emek veriliyor. O yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Bir saniyemizi ayırıp kanala lütfen abone olalım arkadaşlar. Bu bizim için oldukça önemli. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz oldukça sevinirim. Bakın burada da GRT Coin, Shiba Coin ve BTTC Coin'in teknik analiz videoları yükleniyor sevgili dostlar. Dilerseniz onları da girip seyredebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar Chiliz'de bakın geçtiğimiz videomuzda ne demiştik? Demiştik ki 0,24'lerin tam anlamıyla destek alınması lazım. Çünkü yukarı yönlü bakın bir mumumuz olmuştu. Daha sonrasında tabi aşağı sarkmıştık fakat kanalı 0,24'ü desteği kaybetmememiz lazımdı. Çünkü kaybedersek aşağı düşerdik. Nitekim destek alma ihtimalimiz daha yüksekti. En başta tabi şunu söylemek lazım. Şu anda Chiliz arkadaşlar önümüzdeki zaman diliminde düzenli bir yükseliş hareketi yapacağını zaten açık bir şekilde kanıtladı. Yani bundan önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda böyle bir hareketin geleceğini bize kanıtladı. Çünkü her zaman ne diyoruz? Bir coin'in yükselişe geçebilmesi, düzgün yükseliş yapabilmesi için EMA 50 üzerinde seyrettiğini bizim görmemiz şart. Bakın biz arkadaşlar aralığın başından beri EMA 50'nin altındaymışız Chiliz'de ve sürekli olarak düşüyormuşuz. Ta ki arkadaşlar bakın 5 Mart tarihinde hafiften bir mesela yukarı vurmuş. Daha sonrasında şuralarda bakın destekle EMA 50 birbirine çok yakın. Destekten hareket almış. Arada EMA 50'ye üzerine atmış, düşmüş derken tam çıkamamış. Daha sonrasında üzerine çıkıp EMA 50'ye iğneler atmaya başlamış. Yani bakın şurada şu pozisyonu bakın şurayı gördüğümüz zaman zaten diyoruz ki tamam. Hani EMA 50'yi destek almış, bu iş bitmiştir. Zaten devamında artık EMA 50'nin desteğiyle çok ciddi bir yukarı. Şu anda da yeni bir tekrar devre başladı arkadaşlar. Chiliz ne yaptı? Kendisini üst kanala attı. 0,24'lere kadar kendisini Chiliz yükseltti arkadaşlar. Şu andan itibaren bakın içinde bulunduğumuz fiyatlardan dostlar. 0,3'lere kadar bir yükseliş olasılığı oldukça yüksek. Çünkü bakın 0,3 pozisyonlarında EMA 200'ümüz var. O da bir tabii ki baskı uyguluyor. Fakat haricinde şu anda direkt yön yukarı arkadaşlar. Tabii ki buradaki yükseliş konusunda net şuraya yükselir diyemeyiz. Ve fakat EMA 200'e iğnesini dokundurma ihtimali oldukça yüksek. Ama şunu da belirtelim arkadaşlar. Bakın şunu da belirtelim. Şu anki bu yükselişin tekrar bir düşüşü olacak. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Gel gelelim alım fırsatları konusuna. Arkadaşlar eğer ki diyorsanız ben Chiliz'i uzun vade tutacağım ki uzun vadede Chiliz önerdiğim bir projedir. Uzun vade tutacağım diyorsanız zaten şu dakika alabilirsiniz. Yani o konuda bu fiyatlar zaten uzun vade için oldukça ucuz fiyatlar. Onun haricinde eğer diyorsanız ki yok ben daha güvenli takılmak istiyorum. Kesin düzgün bir nokta arıyorum diyorsanız
Şu anki yükseliş arkadaşlar 0,3'lere kadar yükselme ihtimali oldukça mevcut. 0,3'leri görme ihtimalimiz, hatta belki biraz daha üzerine çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ve fakat bu hareketin bir test aşaması gelecektir. 0,24'lere kadar gelmeyecektir bu test arkadaşlar. Yani örneğin 0,3'lere kadar bir iğne attığını söylüyoruz. Devamında bakın bunun yani bu düşüş aşaması, bu kırmızı mum arkadaşlar, yine tekrar 0,26'lara kadar, yani şu an bulunduğu seviyelere kadar biraz daha aşağısına düşecektir. Yani 0,25'leri görecektir sevgili dostlar. Ve fakat tabii ki altına sarkma ihtimali yine de mevcut. Yani şu an çiliz güzel bir şekilde yükseliyor, fakat maalesef hani bir yerleri ayağına atıp yükselme konusunda tabii ki sıkıntıları var. Bunu söylemek lazım. Mesela bakın şurada düzgün bir yükseliş var. Fakat her zaman EMA 50'ye düşme ihtimali mevcut. O yüzden kenarda bir nakit bırakmak gerekiyor. 30'lara kadar, yani 0,3'lere kadar yükselmesi durumunda bir diğer düşüşte 0,25'leri, bakın 0,25'leri görme ihtimali testle mevcut. Bunun normal olduğunu ve panik yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Biraz daha sarkıp 24'leri dahi görebilir. O yüzden bunun da çok normal bir hareket olduğunu, buradan bir inişle, bir testle tekrar yukarı çıkacağını biliyoruz sevgili arkadaşlar. 0,24'lerin tekrar görülmesi durumunda ve bu olası önümüzdeki günlerde çok güzel bir alım noktası yakalamış oluyoruz. 0,25'leri gördüğümüzde de dostlar, öncelikle 0,25'lerden kademeli alım yapabiliriz. Altına sarkması durumunda 24'ten daha güçlü bir alım gerçekleştirebiliriz. Uzun lafın kısası arkadaşlar, velhasıl kelam, çiliz bariz bir şekilde artık ben yükseliyorum dedi ve yükseleceğim dedi. Alım için tekrar bir şu an yükselişin devamı gözüküyor. Fakat bu yükselişin bir testi olacak. Biz bu test aşamasında kırmızı mumu yakaladığımız zaman alımımızı yapmamız daha mantıklı sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Ha, şunu da tekrar edeyim. Bu noktalardan alım yapmak da arkadaşlar şey değildir. Yani öyle öldüm bittim gibi bir durum değil. Bu noktalardan da alım yapabilirsiniz ama bir kırmızı mum yapma olasılığı, yani bu fiyatlardan daha düşüğe gelme olasılığı yüksek olduğu için beklenirse daha iyi. Ama buralardan alırsanız da tabii ki ilerleyen zamanlarda bu fiyatlar çok yine uygun fiyatlar. Bunu da söylemek lazım. Çiliz bu şekilde arkadaşlar, oldukça güzel. Şöyle günlüğe bakalım. Günlükte ne veriyor? 2'ye 0 al. Hareketliler 12'ye 2 güçlü al. Özette de al görüyoruz. Yani bize açık bir şekilde diyor ki çiliz 24 saat içinde yükselecek. Haftalığa bakalım. Haftalıkta al gözüküyor ama işte hani şöyle böyle, hani bir çok da şu ankinden yüksek olmayacak diyor. Aylıkta güzel. Aylıkta net bir al var. Aslında bu da anlattıklarımızı doğrular nitelikte. Yani ne dedik? Zaten yükselebilir. Sonrasında bir teste girecektir arkadaşlar. Bunu da belirtebiliriz. Dilerseniz bu fiyatlardan alabilir veya daha iyisi için bekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Çiliz'in yükselişinin devamı şu anda bariz gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.